de Adıyaman Belediyesi'ne gidiyor ve halkın sevgisini kazanmış, sempatik, bir o kadar da deneyimli bir bürokrat Hüsrev Kutlu'yu ziyaret ediyoruz. Başkan Kutlu, 2001 yılında AK Parti Adıyaman Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlenmiş. 22. ve 23. dönem Adıyaman Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de görev almış bir isim. 23. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amirliği de yapan Hüsrev Kutlu, Adıyaman'ın sorunlarını da çok iyi bilen isimlerden. Yerel vizyona özel açıklamalarda bulunan Başkan Hüsrev'le projelerini konuştuk. Güler yüzlü, misafirperver bir yapıyla yerel vizyon ekibini ağırlayan Başkan Hüsrev'i samimi sohbetiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Sayın Başkan, tabii Adıyaman'ı sizin gözünüzde bir Adıyamanlı olarak bir öncelikle tanıyalım mı? Adıyaman denince aklımıza neler geliyor? Adıyaman Türkiye'nin en huzurlu, en güzel kentlerinden birisidir. Adıyaman'ın hem yeraltı zenginlikleri, hem yerüstü zenginlikleri, hem canlı varlıkları, hem cansız varlıklarıyla ünlü bir kenttir. Adıyaman'ımızda her şeyden önce Türkiye Petrollerinin burada da simgeleyen bir maketimiz var. Türkiye Petrollerinin üretiminin büyük bir çoğunluğu Adıyaman'da üretiliyor. Özel sektör tarafından çıkarılan petrol yatakları da var. Bunun yanında dünya mermer yataklarının hatırı sayılır bir kısmı Adıyaman'da. Şu anda Adıyaman'dan çok önemli miktarda ihraç ürünü olarak mermerimiz var. Yani yer altımız zengin. Yer üstümüzde de dünyanın 8. harikası dediğimiz Nemrut Dağı. Adıyaman'da Nemrut'taki Komagene Krallığı'na ait heykellerimiz, ondan sonra alt tarafa indiğimiz zaman Eski Kahta, Arsemiya, Cendere, Karakuş Tepesi hepsi birbirinden değerli varlıklardır. Özellikle Adıyaman'ın son yıllarda hangi alanlarda geliştiğine birazcık da bakmak istiyoruz. Neler var burada? Hangi tablo karşımıza çıkar? Şimdi Adıyaman her şeyden önce bir tarım kenti. Tarımı, organik tarımın merkezi durumundadır. Bakliyat konusunda yurt dışına ihracatlarımız var, pamuk üretimimiz var. Tütün üretiminin şu anda en önemli merkezlerinden birisi, özel fabrikalara tütün üretimi yapılmaktadır. Bunun yanında sanayileşen bir kenttir. Konfeksiyonda bir ara bir top kümelenme merkezi olarak Adıyaman ilan edilmişti. Ve çok önemli firmaların fason üretimi yapılan yerlerde, hatta direkt üretim yapılan yerlerde Adıyaman'da yer almaktadır. Sayın Kutlu, biraz da belediye hizmetlerinden bahsedelim. Neler ön plana çıkıyor bu dönem? İnşallah projelerinizde neler var? Şimdi Adıyaman'ımızın en büyük sorunu, sizler de gezerken görmüştürsünüz, trafik sorunu, otopark sorunu. Bu otopark sorununu halletmek için seçimlerde de vaadimiz vardı. Hükümet binasının ve meydanını kaldırıp altına otopark yapmayı planlıyoruz ve biz hükümet binasının bulunduğu yerin tapusunu devraldık. Hükümet binasına yapılacak ayrı bir yer verdik. Oranın inşasına başlandı. İnşallah inşaatları biter bitmez hükümet binasının yerinde iki katlı bir otopark ve üstünde de güzel bir meydan planlaması yapıyoruz. Bu dümdüz bir meydan olmayacak. Çeşitli etkinliklerin yapılabileceği bir meydan düşüncemiz var. Gerektiği zaman miting alanı olabilecek, gerektiği zaman diğer sosyal aktivitelerin bölüm bölüm yapılabileceği, hem de Adıyaman'ın figürlerinin orada gösterilebileceği bir meydan düzenlemesi. Bu şekilde bir çalışmamız var. Adıyaman'ın harfane denilen sazlı sözlü çiğ köfte ikramlı özel gecesini sizlere tanıtmak istiyoruz. Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Hüsrev Kutlu, yerel vizyon ekibi için düzenlediği özel davetle bizleri onurlandırdı. Derince aklımıza çiğ köfte geliyor. Evet, başkanımızın da şöyle gördüğünüz gibi Adıyaman çiğ köftesinin tadına baktığı bir anda biz bunu ölümsüzleştiriyoruz. Sayın Başkanım, nasıl olmuş? Hem acısına tuzuna bakıyoruz, hem de yoğurulma derecesine.
Bunun biraz daha yoğurulması gerekiyor. Tabii o yoğurma kıvamı geçerse de köfte şişer o zaman. Tam zamanında dur diyeceğiz. Onlar da bilirler onu. Sayın Valim, biraz duygu ve düşüncelerinizi de alalım diyorum. Bu güzel geceyi çok teşekkür ediyoruz. Organize ettiniz belediye başkanımızla birlikte. Neler söyleyeceksiniz Adıyaman için? Adıyaman denince aklımıza güzel şeyler geliyor. Sizin duygularınız neler bu konuda? Evet, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Tabii Adıyaman deyince şüphesiz aklımıza huzur geliyor. Adıyaman gerçekten Güneydoğu Anadolu bölgesinin olsun, ülkemizin de olsun en huzurlu kentlerinden bir tanesi. Herkesin kardeşçe yaşadığı, her mezhepten, her dinden, her ırktan insanların olduğu bir kent. Ve bunlar çok şükür bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah kardeş gibi yaşayacaklar diye düşünüyoruz. Onun için Adıyaman huzurlu bir kent yani. Çiğ köfteyi yiyince benim eksik anlattığımı göreceksiniz. Şimdiye kadar bütün yediğiniz çiğ köftelerin başka bir şey olduğunu fark edip gerçek çiğ köfteyle bugün tanışacaksınız. İnşallah. Tabii daha sonra da bunu dışarıya anlatmak da sizin göreviniz. Adıyaman'ın insanları tatlı, köftesi acıdır. Çok güzel bir deyim bu. Bunu tuttum yani. İnsanları tatlı, çiğ köftesi acı kent Adıyaman diyoruz. Marka şehir. Evet sevgili seyirciler, Adıyaman'da gezimiz hızla devam ediyor. Adıyaman'ın birazcık daha şöyle akşam neler var bunu sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Evet, saatlerimiz hemen hemen 11'e geliyor. Akşam saat 11 ve gördüğünüz gibi Adıyaman hareketli. Bu saatte bile insanlar cıvıl cıvıl sokaklarda. Belediye başkanımız da bizi şöyle Adıyaman'ın güzellikleriyle buluşturmaya çalışıyor. Evet. Yine aynı şekilde belediye özellikle temizlik konusunda çok hassas. Bu konuda belediye başkanımız çok hassas davranıyor. Karşıda gördüğünüz gibi özel araçlar çok güzel bir şekilde kentin bütün cadde sokaklarını temizliyor. Şöyle geçelim isterseniz. Bunları size özel olarak göstermek istiyorum. Çünkü modern araçlarla Adıyaman cadde ve sokakları temizleniyor sevgili seyirciler. Huzurlu bir kent dedik Adıyaman için. Hakikaten terörün olmadığı, terörün hiç girmediği özel kentlerden birisi. Saat 11 ve biz kendi özgürlüğümüzü burada yaşıyoruz. Evet, Adıyaman'dayız. Evet sevgili seyirciler, Meltem'le Yerel Vizyon Farkı ile bu hafta sizlere Adıyaman'ın güzellikleriyle, kültürüyle buluşturduk. Evet, bir başka diyarda buluşmak üzere hepinize sevgi ve selamlarımızı yolluyor. Hepinizi de Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.